Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir mesele olarak birkaç kez konuşmalarında söyledi. Ben bence söyledim. Bakın Cumhurbaşkanları beyanat vermez bu konularda, icraat yapar. Yani bizim sınırımızın öbür tarafında artık Yunanistan yok, Amerika var dedi. Doğrudan bu cümleyi kurdu. Beyanat bu. Beyanat bu. Öbür tarafta Amerika var diyen bir hükümetin Karadeniz'de Rusya ile beraber cephe tutması gerekir. Suriye ile derhal işbirliği yapması gerekir. Filistin'e kardeşlik, sadakat gösteren bir Türkiye hükümetinin İncirlik ve Küreciğin İsrail'i destekleyen bir üs olmasına izin vermez. Çok önemliydi Aydınlığın manşeti. Dündü değil mi? Amerika. Evet evet. İncirlik'ten Tel Aviv'e silah taşınıyor. Evet. Şimdi İncirlik neresi? Türkiye toprağı. Türkiye toprağından ne oluyor? İsrail'e, İsrail saldırganlığına silah götürülüyor. Ya ondan buna izin veren bir Türkiye hükümetinin ve Cumhurbaşkanı'nın işte çocuklar ölüyor, hamile kadınlar ölüyor falan, bu vahşettir falan. Bu laflar bence boş laflar. Açık söylüyorum. Bugün laf etme zamanı değil. Türkiye'nin yapacağı işler var. En önemlisi nedir? Benim topraklarımı sen Filistin halkına karşı bir savaş üssü olarak kullanamazsın. İncirlik ve Kürecik üssünün derhal kontrol altına alıyoruz. Amerikan personeli 15 gün içerisinde bavullarını topluyor ve ülkelerine gidiyor. Vatan Partisi hükümetinin alacağı karar bu. Bugünkü hükümete de önerimiz bu. Onun için böyle mitinglerde falan filan İsrail yandaşı laflara bu milletin karnı tok. Türkiye'nin yapacağı bir işler var. Kendi toprağı İncirlik ve Kürecik. Orayı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne almak ve oradaki Amerikan askerlerini kendi ülkelerine göndermek hem uluslararası hukuka da, Türk hukukuna da, vatanımıza da, milletimize de, her şeye de uygun olan tavırlardır. Ve insanlığa karşı da bir borçtur. Filistin halkına karşı da bir görevdir. Onun için İncirlik ve Kürecik üssü derhal Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünü almalı. Bunu yapmıyorsa Cumhurbaşkanı, o demin söylediğiniz sözlerin falan hiçbir anlamı yok. Ben o sözleri dinlemiyorum bile. Çünkü neden? Milleti aldatmak için söylenen sözler. Hem Filistin'in yanında değilsiniz, Filistin'i vuran ondan sonra silahları İncirlik üstünden İsrail'e veriyorsunuz. Ondan sonra da Filistin'e sargı bezi yolluyorsunuz. O sargı bezi neyin üstünü örtecek? İncirlik'ten giden silahların üstünü sargı beziyle kapayabilirler mi? Sayın Özlem Zengin az önce bu konuyla ilgili konuştu mecliste. Tam sizinle stüdyoda buluşmadan önce ona bakıyordum. Türkiye'den İsrail'e bir askeri mühimmat gittiği bilgisi doğru değildir. Az önce Milli Savunma Bakanlığı'yla da görüştüm. Bunu burada ifade etmek istiyorum dedi. Halbuki yani Özlem Zengin'in tam konuşma metnine bakmamız lazım. Kısa bir video izledim sadece. Kendisine de ilettim. Agratur'a gidiyor. Agratur'dan Tel Aviv'e gidiyor. İşte siz şimdi orada cümlenin Türkiye'den gitmiyor, Agratur'dan gidiyor. Agratur'dan gidiyor. Sayın Zengin orada bilerek ya da bilmeyerek kamuoyuna yanlış bir bilgi vermiş veya oldu. Veya Sayın Zengin belki de şu düşüncede, İncirlik ve Kürecik zaten Türkiye değil ki. Oraları Amerika'nın üssü. Dolayısıyla bizden gitmiyor. Yani ben şimdi bir yorum yapacak değilim ama hani Agratur'dan gidiyor bir kere. Yani hiç Sayın Özlem Zengin'in tek ayağının üzerinde bu konuşmaları yapmasına lüzum yok. İki ayağın üzerinde yalan söylüyor. Yani sonuç itibariyle haberde ne deniyor? İncirlik'ten kalkan uçaklar ilk önce Agratur'a gidiyor. Bu da bence Türkiye hükümetinin Türkiye halkına karşı ve Filistin halkına karşı sadakatsizliği. Yani burada da bir kurnazlık var. Yani o kurnazlık ne? Efendim bizden gitmiyor ki. Ama senin bizim vatan toprağımızdan kalkan uçaklar götürüyorlar o mühimmatı Agratur'u. Agratur'dan oraya sonuç itibariyle İncirlik'ten gidiyor. Agratur'dan gitmiyor onlar. Agratur'daki mühimmat İsrail'e gitmiyor. İncirlik'teki mühimmat Agratur'a uğrayarak gidiyor. Bu da bir kurnazlık olabilir. Çünkü oraya uğramaya lüzum yok. İncirlik'ten doğrudan dönüyor. Kalkan uçak İsrail'e iner. Evet. Ya bunlar bakın bunlar Türkiye için utanç verici tablolar.
Bunu çok söyleyeyim. Yani bu Türk vakarına, Türk gururuna, Türk kardeşliğine, yani Türklerin komşuluk birikimine, erdemlerine falan sadakatsizlik ve hıyanettir bu tavırlar. Yani bugün İsrail'i desteklemek kadar büyük bir cinayet yoktur. Vazgeçtik hani Türkiye üzerine düşenleri yapsın. Sizin Metin Külünk'le yaptığınız, Sayın Metin Külünk'le yaptığınız söyleşiyi de okudum. Çok çok esaslı o Sayın Metin Külünk'ün tavırları. O da söylüyor yani ben diyor mecliste olsaydım diyor NATO'ya tavır alırdım diyor. O da aynı şekilde bu üstlerden şeyin desteklendiğini, İsrail'in desteklendiğini falan filan ifade ediyor. Yani vicdanı olan, bu millete, bu vatana bağlı olan insanlar bunu görüyor. Yani AK Parti'nin içinde de büyük çoğunluk. Tabii öyle. Bu böyle, onu söyleyeyim. Evet, kısa bir reklam var. Ama Türkiye bu sorunu çözecek. Yani Türkiye'nin başında NATO'cu bir yönetim kalmayacak. Buradan ilan ediyorum. Türkiye'nin başında, hatta bir tarih de vereyim, önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye'nin başında NATO'cu bir yönetim kalmayacak, olmayacak. NATO'ya sadakatle Türkiye'ye sadakatin çarpıştığı bir tarihsel sürece girdik. Amerika getirip Yunanistan kıyılarına yığıyorsa Türkiye'ye karşı o tanklarını, uçaklarını vesaire ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'de falan İsrail'le birlikte, Yunanistan'la birlikte tatbikatlar yapıyorsa Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki süreçte Amerika'ya sadakatle, NATO'ya sadakatle Türkiye'ye sadakatin bir arada yürümesi mümkün değil. NATO'nun Türkiye açısından iflas ettiği, bittiği bir döneme giriyoruz. Bu komşularımıza karşı da çok büyük bir vefasızlık. Komşuluğa da aykırı. Araplarla komşuluğa, İran'la komşuluğa, Rusya'yla komşuluğa, Abaze'yle komşuluğa, bütün komşularımıza karşı da Türk komşuluk geleneğini tamamen terk eden bir tavır içindeyiz. Yani biz değil tabii. Türkiye'nin yöneten Tayyip Erdoğan hükümeti. Sayın Cumhurbaşkanımızın yönettiği hükümet için söylüyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.